Fitemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yeni bir tadım videosuyla yine karşınızdayız. Yanınızda olacak değildik ya. Karşınızdayız her zamanki gibi. Bu sefer ton balıklarını karşılaştıracağız arkadaşlar. Fiyata göre, tada göre, besin değerlerine göre 5 farklı markanın ton balıklarını önümüze aldık. Şu an hangisinin hangi marka olduğunu bilmiyoruz. Altlarındaki kağıtlarda marka isimleri yazıyor. Markalara bakmadan önce bunları tadıp kendi puanlarımızı vereceğiz. Sonra markalara bakıp besin değeri, fiyat şeklinde ilerleyeceğiz. Çok süper. Seri giriş yapmadım ama. Süper giriş yaptım ve yiyecek de süper bu sefer. Evet yani. Gayet güzel yani. Daha önceki hindi fümeler birazcık şaşırtmıştı. Aynen. Ama ton balığı ben biliyorum baya baya. O yüzden çıkarabilirim gibi. Hatta marka tahmini de mi yapsak bunu? Ben yapamam ya. İddialı değil misin? Yok. Arkadaşlar bu arada serinin kaçıncı, dördüncü videosuna falan geldik herhalde. Bundan önceki videonun altında yorumlarda işte çok uzun diyen arkadaşlar vardı. 20 dakika 30 dakika arası sürüyor çünkü bu serinin videoları genelde. Bizim çekim burada 1 saat 1,5 saat falan sürüyor yani burada muhabbetler falan. Araları kırpılmış hali. Yani. Tabii o kırpılmış hali. Şimdi video ilk başta uzun gelebilir. Hani YouTube'da gezinirken bakıyorsun 30 dakikalık video mu olur kardeşim diyorsun. Tabii. Ama şunu gözden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şunu gözden kaçırıyorsunuz. Şimdi markete gittin. 2 tane marka var. Düşünüp duruyorsun orada. Çok değil 2 dakika vakit harcadın diyelim. Kaç 2 dakika şimdi oğlum? Baştakini boyunca unutuyorsun sonundakine karşılaştırırken. Ha işte böyle alıp okuyorsun. Düşünüyorsun. Lan hangisinin tadı iyidir falan filan. Tabii. Düşünüyorsun. Ne diyorsun? Vakit diyorsun. Şimdi 2 dakika yedin diyelim. Hayatın boyunca kaç kere ton balı alacaksan tut onu aklında. Artık 1000 kere mi alırsın, 2000 kere mi alırsın? 15'ten fazla yani kesin. Aynen. 16 olsa bile bu daha karlı. 2 ile çarp, hayatın boyunca kaybettiğin süreye bak. Şimdi bizim videoya bak, bunu izlersen ne oluyor? 30 dakikanı bir kere harcıyorsun, peşin veriyorsun. Hayatın boyunca bir daha düşünmüyorsun abi. Gidiyorsun hangi marka ne biliyorsun, tak tak alıp çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Evet. Şimdi devam edebiliriz. O zaman ilk markayla. İddialı değilim ben. Başlıyor muyuz hemen? Başlıyor. Yani şeyler de farklı, kıvamlar. Bu daha mesela derli toplu bu. Evet, bazıları daha parçacıklı, öyle, bazıları aynen daha bütün. Bazıları şu hamsi yani mesela galiba. Hamsi aynen, olabilir mi? O hamsi balığı. Gıda boyalı hamsi aynen, olabilir. Evet, ton. Şunu tadalım bakalım. İlk markayla başlıyoruz. Bölüm mısır tadı arıyor insan değil mi yerken? Tabii. Mısırdır, ekmektir, karbonhidrat bir şeyler lazım. Ne düşünüyorsun abi ilk ton balığın? Aa söylüyordum ha puanımı direkt. Oha. Kadar değil. Ya kafamdaki ton balığı lezzetine göre bu biraz daha şey geldi. Yaban. Düşük mü? Evet. Bir... Lezzeti biraz daha yaban. Bir de normalde tek yemiyoruz ya bunları. Onunla aynen onunla da alakalı oluyor. Böyle şimdi bir... O zaman güme gitti bu çünkü bunları ama da... Ama onları da ona göre olacak. Hepsi aynı şartlar tabii, altında yaşıyor şu an. Tabii gerçekten öyle yiyeceğiz. Bu bana böyle bir çıt daha ya lezzetsiz geldi. Ya ben beğendim gibi ama sanki böyle birazcık metalik bir metalik tat vardı. Metalika. Tarzında bir tat hissettirdi yani. Vallahi ben almadım ama ben bir lezzetsiz buldum yani. Sen o zaman pek beğenmedin bunu. Yani. Evet, evet şimdi diğerlerini tattıkça işler netleşecek. Fikrimiz İkinciyle devam edelim. Şuradaki parça. Mesela bak dur. Şimdi ilki parça direkt alıyordum. Parça pinçikti. Bu daha toplu. Bu ikincisi daha böyle bir toplu duruyor. Ama yerken parçalıyorsun zaten. Mecburen canım. İstersen bütün yutalım. Sen aç kaldın herhalde. Ekmek var mı? Yine tatlar bayağı... Bayağı farklı bayağı ya. Bayağı farklı. Ben bunu daha fazla beğendim. Ben de daha fazla yani, beğendim bunu. Tatlar beğendim yani. Güzel bir tonlu. Ya ondan daha fazla beğendim ama burada daha fazla beğenebileceğim olacağını vardır, düşünüyorum. Kesin vardır değil mi? Evet. Vardır. Yani ya öyle... Ya bu çünkü böyle ağam şahan değil aman yani. Aman değil yani. Uff. Abi... Bunlar ton balıysa bu iki ton balığı demiyorsun yani. Aynen. Evet. Üçüncüye tadadım hemen. Hadi bakalım. Bu daha bir samanımsı. Kıvam olarak mı? Aynen. Bakalım. Puan verin abi. Ne oldu? Şu mu ya? Puanımı değiştireceğim. Sen bunu beğenmedin mi? Ben beğenmedim bunu. Allah Allah. Sen beğendin mi? He. Bana böyle çok şey geldi. Yağ tadı geldi daha çok balıktan. Ya bu çok böyle dağıldı direkt ağzımda benim. Samanın evet, sılıktan dolayı birazcık galiba ama ben beğendim bunu. Lezzeti güzeldi. Yani. Harbi mi? Hı-hı. Allah Allah. Neyse bakalım. Hadi şu, bakalım. Bak bu herhalde yaban ton balığı. Diğerlerine göre daha esmer. Ya da zenci de olabilir. Daha güneyden yakalamış. Yani, bu daha samanımsı abi. Senin için kriter herhalde derli toplu ve samanımsı. Tabii. Böyle iki skala arasında aynen geliyor. Evet. Bu samanımsı. Tamam ben de miyim? İyi mi kötü mü ya? Kötü sanki. Puan verelim. <verin. gülüyor>
Elim tutmadı ya. Ben de su alabilirim ya aslında. Evet. Kapasak mı? Videoyu kapat. Oğlum bu kadar fark nasıl oluyor ya? Yani oluyor demek ki. Ya böyle tak dedi beynime gitti yani lezzet. Bayağı iyi değil mi diğerlerine göre? Ha çok mu güzel? Yok ya. Çok kötü. Yani Allah Allah samanımsı ton balığı olduğunu bilmesem. Demem. Ton balığı demem yani. Demem hiçbir... yemin ediyorum demem. O ton balığı tadı yok. Acılık var bir de içinde. Ağzım acıdı ya evet. Aynen. Böyle ne acısı? Canım yandı yani böyle. Ne acısı o biliyor musun? Ne acısı ya? Bu bir meyve acısı gibi böyle ağızda bırakır ya bir tarhişlik bırakır. Tarhiş. Tarhiş. Tarhişlik bırakır ağızda. Abi neydi güzel bir şey vardı böyle yiyordun. Yerken güzel sonra acı tat bırakır. Tarçın. Yok. Yani ne baharat mı meyve mi nedir? Vallahi sebze hiç bilmiyorum da boş ver ya çıkaramayacağım. Bir şey acısı ama ne acısı bu ya? Ye bir tane daha ya. Zencefil. Zencefil. Yok zencefil de değil. Zencefil turşusu mu? Yok o komple şey. Komple bir şeydir. Değil abi ben size. Neyse ben ya bu hakkında çok fazla yorum yapamayacağım. Yani evet. Hiç beğenmedim. Yani markası neyse bakacağım. Ya şu anda o markaya bir daha bakmayacağım. Ya. Neymiş bu yani? Nasıl hiç olabilir bu hiç kadar ya? Abi. Yani belki bunlardan sonra yedik diyor öyledir. Yani tek yok, başına. Yok bunu ilk yesen de mesela böyle. Mesela 6 ay hiç ton balığı yemeyip bunu yediğinde belki dersin. Yok ah, yok. Ton balığı özlemişim demez misin? Yok ben demem. Bir daha tadasın var yorumlamak için ama tatmak tat istedim. Tat ya hadi. Ağzımın tadı kaydı. Oğlum, tat. Öbürünü algılamayacağız şimdi. Bak bunun yüzünden bununla puan düşecek şimdi. Bunun artacak oğlum. Yok mesela beğenmedik ya bunu. Ağızda kötü ton bir tat kaldı. Ton balığından soğudum yani anladın mı? Ama bunu yiyeceksin. Muazzam mesela. İnşallah öyledir hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah. Bu mesela en şey duran. Derli toplu bu değil mi? Bak ben mesela bir şeyini aldım hemen. Aynen. Bundan umutluyum ama güzel. Bu da kötü çıkarsa yalnız combo yiyeceğiz. Gerçekten hiç bu kadar farklılık beklemiyordum ya. Ya konserve yiyor gibi bir his oluyor mu sende de ya? Evet. Yine bozuk para tadı var ağzımda harbiden. Yine fiyolek gibi. Ne düşünüyorsun abi sonucu hakkında? Bu da kötü. Beğenmedin mi? Ben beğendim bunu. Beğendin mi? Hmm. Ya sen ama bu mesela kesin sen düşünmüşsün. Bu kuru ve yağsız iyidir bu deyip ona göre yok, şey yok yapmışsın. Yok yok hiç ona bakmıyorum. Tamam, ama bu kuru. Bakıyorum. Kuru. Ya bunlar mesela daha hadi yağlı mıydı neydi böyle diyeyim. Aktı yani bu kuruydu evet. Böyle. Ya bu arada şunu da söyleyelim. Çiğnedim yani. Hepsini süzdük arkadaşlar. Şimdi de besin değerlerine bakacağız biraz sonra. Besin değerleri de hepsinin süzülmüş. 100 gramın ağırlıkları üzerinden değerlendireceğiz. Ton balığını alıp yerken de süzün. Çünkü şey zannetmeyin yani omega 3 sağlıklı yağ falan zannetmeyin. Balığın yanında koydukları ayçiçek yağı omega 3 falan değil yani. Onu süzün atın. Yani berbat bir yağdır. Berbat yani. Bir yağdır evet. Bir de zeytinyağlı ton balıkları var. Onlar evet. Mesela daha mı iyi? Zeytinyağlı ton balığı mesela alıp direkt öyle yiyecekseniz diğerlerine göre bir tık daha iyi olabilir. Ama çok mantıksız bence. Çünkü daha pahalı. Hmm. Yani zeytinyağı al kendin koy yani. Bir de zeytinyağıyla ton balığı ne alaka ya? Hani mesela salata yapacaksan zeytinyağı ha onda mantıklı yapacağım. Evet. Ha, yani diyorsun benim param var abi ben alırım. Aldırı zeytinyağlı lapat. Evet şimdi puanların açıklanma anı geldi arkadaşlar. Kader anı. Birinciye neden kaç puan verdin hocam? Ya nedenini hatırlamıyorum işte buraya not da almalıyız bence neden diye. Evet neden diye not alabiliriz oraya. Ama almadık o yüzden devam ediyoruz. Anlamalıyız. Kaç vermişsin? Ya ben bu kuruydu galiba biraz hatırladığım kadarıyla o yüzden buna 7 vermişim. Buna ben de 7 vermişim. Allah Allah. Bayağı iyi puan vermişiz o zaman. Hiç çekiş mi oluyor hep aynı puanları veriyoruz. Birinci 7 puan almış. Demek ki güzel puan vermişiz evet. İkinci de bence puanlarımız değişiyor hocam. İkinciye kaç verdin? Sen beğenmedin mi ikinciyi? Beğendim. Ben de beğendim. Ben 8 verdim. Ben 9 verdim. Allah Allah o kadar beğendim. Bayağı beğendim. 8.5. Buçuklar önemli. Buçuklar her şeyi biliyoruz. Kesinlikle. Üçüncüde o zaman artık puanlar değişiyor hocam. Üçüncüyü sen beğendim diyordun. Ben beğenmedim diyordum. Sen bunu nasıl beğenmedin ya? Beğenmedim abi. Ben buna da 8 verdim. Ben buna 5 verdim. Allah Allah. Oğlum bu 5'lik değildi. Buna 5 verdin acaba şuna kaç verdin? 1. Vallahi bilemeyeceğim. 6.5 oluyor değil mi? 8-5. 8-5 çalışıyorsan 6.5 eder. Geldik en kritik, en çok canımızı yakan, yüreğimize dokunan ton balığına. Kaç verdin hocam 4.'ye? 3 verdim ben. Ben 1 verdim hocam. Acımasızca 1 verdim. 1 de yani. Değil yani. Bir an düşündüm hani. 2 mi versem hani daha kötüsü çıkar ona 1 veririm diye de çıkmaz. Yok dedim çıkmaz 1 verdim. 2 oluyor zaten. Ama hak etti bence yani. 5. ton balığımıza gelecek olursak hocam ben 5.'yi bayağı beğendim. Çok kuru oğlum bak. Kuru muru. Ben beğendim diyor. Ve kaç verdin? 10 değil mi? 8 puan. 8 gider. Ben 5 verdim buna. 5 mi? Ha gerçi beğenmedim diyor. Fena değil. 8-5 yine 6.5 oldu. 8-5 çalışıyorsan 6.5. Çünkü bağlantıda yok espri var mı diye düşünmeyin yani. 8-5 6.5'tı. Markalar açıklanıyor mu? Şundan başlayalım ya. Öğrenme anı geldi ama hocam ondan önce burada. Neyimiz var? Berelerimiz var hocam. Balıkçı hesabı. Balıkçı esprisi. Biz daha.
balıkçının böyle olur. Sen daha çok Bob Marley falan. Bob Marley terk ediyor. Stüdyoyu terk etti. Evet uçağım. Şimdi ula bakalım ne. Ula hangisi hangi marka dur. Bakıyoruz markalara. Hele görelim. Birincisi Yedu. Neymiş uçağım? Pınar'dır uçağım. Pınar. Birincisi Pınar. Pınar. Beyin duruk. Bir şey söylüyorum. Son dereyi taktık ya. İkinci markamıza geliyoruz. Ne dur görelim bakalım. Hemen bakıyorum. Uy Derya. Üçüncüye gelecek olursak, üçüncü 6.5 almış. Çok bir olay yokmuş. Derya en yüksek tat puanını almış. Aynen Derya'yı iyi Derya vermişiz. Bim'in tombalı bu arada. Hadi ya. Evet. Allah Allah, helal olsun Mork adamlara ya. Super fresh da. Uy. Super fe. Fe niye bilmiyorum ya. Biraz demir tadı vardı fe. Demir tadı bunda çok vardı. Ağzında kaldı inanılmaz ya. Bunu sana bırakıyorum hocam. En çok beğenmediğimiz. Neymiş bu gerçekten marka ya? Vatan. Vatan. Tatatatan. O değil ya. Yani. Vatan da şeyin tombalı. O başka. Şokun. Şokun. Şokun tombalı vatan. Kafamı böyle yana yatırıyor ve çekiyor. Ha bu da sonuncu muymuş Dardanel? Oo bir dakika ben tahmin yapacaktım ya. Belliydi ama bu. Şunu ben Dardanel zannetmiştim Derya'yı. Değilmiş. Dardanel 6.5 almış ya. Oğlum hep bilindik markalar. Sıkıntı oluyor. Dardanel. Yani hep aynı şey oluyor. Bak bu şeyle ilgili moruk. Bir tane adam hızlıca anlatıyorum uzun bir hikaye. Bir tane adam var, adam bardak falan üretiyor, kadeh madeh üretiyor. İlk başta kimse takmıyor bunun bardaklarını. Çünkü diyor ki bir sürü bardak markası var, kadeh markası var, niye bunu alayım? Restoranlar falan da almıyor. Sonra adam bütün pazarlama stratejisini değiştiriyor. Adam yeni bir kadeh markası çıkarıyor ve kadehe bir hikaye yüklüyor. Diyor ki bu kadeh en iyi şarapları sunmak için dizayn edilir vesaire. Ve normal kadeh 5 dolar satıyorum, 50 dolara satmaya başlıyor adam. Sonra buna gidiyor restoranlara falan, adam yine pazarlamaya devam ediyor. Sonra birkaç tane pahalı restoranda bunu satıyor. Bu sefer insanlar o kadehin görünümüne alışıyorlar ve o kadeh insanları da böyle pahalı şarap içiyorum algısı yaratıyor. Bunu alan restoranlar fark ediyor ki aynı kadehin içine çok daha ucuz, çok daha dandik bir şarap konulsa bile insanların içinde çok daha mutlu oluyor. Çok daha güzel olarak algılıyorlar o kadehi. Yani bir şeyi yerken, bir şeyi içerken ön yargılarımız ya da onunla ilgili olan önceki algılarımız onu değerlendirirken tat açısından bizde çok farklı şeyler yaratabiliyor. Hatta hikayenin devamında adam en son şaşırıyor çünkü aynı insanları restoran menüde şaraplar var mesela. 5 dolarlık şarap, 20 dolarlık şarap, 50 dolarlık şarap atıyorum. 5 dolarlık şarap isteyene de aynı şarabı veriyorlar. En ucuz şarabı veriyorlar, en dandiğini. 50 dolarlık isteyene de aynı dandik şarabı veriyorlar ama bardakları değiştiriyorlar. 50 dolarlık şarap alan adama o kaliteli ünlü bardakla veriyorlar bu sefer sunuyorlar ve insanlar fark etmiyor bu durumu. Sonra adam diyor ki ulan nasıl olur bu hani. Kendi deniyor. Aynı şarabı alıyor. Bir o bardağı koyuyor. Bir kendi bardağına koyuyor. Tadıyor. Diyor ki bizim bardaktaki çok daha lezzetli. Çok daha güzel bir şarap diyor. Yani kendi de şaşırıyor. Hatta sonra kör deney yapıyorlar. Bu sefer hani bardaklara bakmadan iki tane bardak gözler bağlı. İçince bakıyor bu sefer tatlar aynı diyor. Demek ki diyor bardağı görerek oluşturduğum algıyla bu tada bu kadar hükmedebiliyor. Tat gibi bir şey. Tabii markanın. O yüzden markalarda uzun lafın kısası. Yani. Mesela Dardanel aldığında sen ulan ben buna şu kadar para verdim. Dardanel aldım. En iyisini aldım. Demek ki bu en iyisi mantığıyla tadına baktığın için çok daha lezzetli gelebiliyor. Yoruldum ya. Biraz daha verelim istersen. 5 dakika ara. Şimdi mesela biz bunları bilerek tatsaydık muhtemelen Dardanel'in puanı 9 falan olacaktı burada. Aynen. İşte, vatan gibi olurdu. Vatan. Vatan gibi olurdu. Fiyat. Fiyat. Şimdi arkadaşlar fiyatlarını aşağıda görüyorsunuz. Burada yine hepsinin bir büyük kutu, hani bir büyük boy bir de küçük boy olur ya bu tombalıklarında. Büyük boylarına göre fiyatlarını yazdık burada. Şimdi fiyatlara baktığımız zaman hocam dağlar kadar fark var. Gerçekten nasıl olabiliyor bu kadar yani fark ya? Bayağı fark var. İki katından Derya fazla ve Vatan, yani mesela. Derya ve Vatan birebir aynı fiyata satıyor. Allah Şok Allah. Ve BİM ikisinin hedef kitlesi de aynı. Zaten pazarlama stratejisi olarak. O yüzden aynı fiyattan ama aynı lezzette sunamamışlar burada. Vatan bayağı bir geride kalmış. Derya bayağı iyi. Tat konusunda Arge ekibini buradan diyoruz. Derya'ya selamlar. O yüzden en yüksek puanı bu ikisi alacak kafadan. Çünkü yarı fiyatı neredeyse diğerleri. Kesinlikle. 9. 10 mu 9 mu? 9 değil mi? 1 lira da olabilir. 1 lira da olabilir de işte mantıklı yine 9 puanı buradan Derya ve Vatan almış bulunuyor efendim. Daha sonra diğerleri arasında az farklar var ama Derya ve Vatan'a göre çok pahalı kaçıyorlar burada. Onların yanında bunları koyduğumuzda. O yüzden bayağı düşürmeliyiz. Düşük puan vermemiz lazım. 2 katından falan düşürmeliyiz. Aralarında da böyle 1 lira falan var. O yüzden hani yarım bundan puan falan. Olmaz. 3-2-1 dağıtacağız. 3-2-1 bitirişi bu rapim iyi de
Bitirici. Ben Fero'ya da buradan selamlar. Ben Fero'ya selam gönderiyorum. Ben sen de. Gönderiyor musun? Ben de. Sen Fero'ya selam gönderiyorsun. Tamam, o zaman Dardanel 2, Super Fresh 2.5. Pınar'da 3 puan aldı daha. Uşağım gayet iyi puanlar verdi. Puanlar güzel. Hep aynısı oluyor ya. Bilindik markalar hep aynı kaderi mi yaşar ya? Bilindik markalar hep aynı kaderi yaşar hakikaten ya. Çıkmazı doğru. Ve hep en altta. Sen de hep bilerek yapıyorsun. Bilindik markaları hep en altta koyuyor. Puanlar şey ya. En son total puanlar arasında çok bir fark olmuyor. Aynen. Ya. Mesela belki de bu bize hayatın bir kaderidir. Kaderi bir oyundur. Şundan dolayı olabilir. Sonuçta bunlar rekabet içinde. Hepsi bir kulvardan kopalıyor. Kesinlikle canım. Anladın mı? Hepsi bu pazarda yer alabildiğine göre bir yerde o puanı yakalamaları lazım yani. Ama mesela Vatan nasıl oldu da burada 11 puanla şimdi yükseldi yani. Vatan şu an Pınar'ın önüne çıktı. Vatan var ya hepsinden iyi yani. Yok o kadar değil. Dardanel'den iyi. Süperf'den iyi. İkinci Vatan. Derya mesela lider gidiyor ikisinde de. Ama Vatan'a mesela Vatan yanlışlıkla burada es kaza şimdi birinci falan olursa ben basarım hocam. Kanat puanımı. Yani düşürürsün. Çünkü tabii. Çok kötüydü çünkü. Çok kötüydü çünkü yani. Dur bakalım şimdi göreceğiz. Daha bu işin besin değeri kısmı var. Şimdi besin değerlerini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Sonuçta ton balığını burada yerken aldığımız besin değerleri de önemli. Ya burada bir kırılma olmayacak. İçerikleri çünkü hepsinin aynı. İşte ton balığı, ayçiçek yağı vesaire yağını süzün diyor. Tuzumuzu hemen hemen aynı hepsinin. O yüzden direkt besin değerlerine bakıyoruz. Şimdi kaloriler açısından çok bir fark yok hocam ama Vatan hiç burada fark yok. Proteinsel açıdan düşüşlerde. Yani 19. En düşük puanı Vatan alacak buradan. Vatan. Çünkü Vatan'ın ya. Yağı da fazla bak. 13 gram yağla sen nasıl bir ton balığını lezzetsiz yapamıyorsun Vatan? Ayıp ediyorsun yani. Protein yok herhalde. Yani Vatan millet aşkına yüksek puan veresim var. Ama o Vatan bu Vatan onlara işte. Haksızlık olur yani. Evet onlara haksızlık olacak. O yüzden Vatan bir 6 puan mı alsın? 6 puan alsın değil mi Vatan? Çok değil mi ya? 6 canım daha ne olsun. 6 çok yani. Vatan'a 6 puanı verdik. En yüksek puanı kim alacak? En yüksek protein Pınar'da. Pınar tokatlamış. Yağı da en düşük. Kalori de fena değil. Bayağı ya. En düşük ya. Kalori de düşük yine. Gayet ya. Pınar bir 9 puan alır. 1 gram fazla. Ver 9. Neden 10 değil? Çünkü 50 gram da protein olabilir. 50 gram protein olabilirdi. Aynen öyle. Derya ile Dardanel'in besin değerleri aynıydı pakette. Birebir aynı yani. Birebir aynı. Bence burada bir dümen dönüyor hocam. Yani neler oluyor artık bilmiyoruz. Bilemem ya şimdi. Arkalarda neler oluyor. İki ihtimal var. Bir ihtimal Derya'nın ton balığını da Dardanel üretiyor. Ve sadece paket farklı. Marka oraya farklı. Da uçuruyor. Bir de farklı bir marka ismiyle falan yolluyor olabilirler. Ama eğer öyle bir şey olsaydı bizim kapalı gözlü deneylerimizde aynı puan alırlardı. Aynı puanı alalım. Doğru. Bir neydi? Test edebiliriz. Bak Dardanel ve şeyden birer çatal alalım. Dardanel ve Derya mı? Aynen. Aynı. Ama kıvamlar da farklı değil mi moruk? Çok da değil aslında. Bu koyuş farkı. Bu daha parçalanmış gibi bak. Belki Dardanel böyle kestane mesela kırık kestane satarlar ya kestane şekerini. İşte fabrikada böyle şekli şemali bunların marka imajını şey olanları Derya'ya teriyor olabilir. Ya da proses sırasında sağa sola düşenleri toplayıp Derya'ya yeteriyorlar. O kadar da değil ya. Yok ya bunlar aynı değil. Oğlum aynı gibi lan. Ulan aynı mı acaba ya? Evet bunun şimdi bir peşine düşün arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa bizi lazer geçiyor. <böyle. gülüyor> Lazeri görüyorum böyle. Aynı değil. Lan çözdüler. Evet burada bir enteresanlık var hakikaten. Harbi diyorum çok birinci ihtimal buydu. Hakikaten aynı balık. Farklı marka altında biri pahalı biri ucuza satılıyor olabilir. Ki bu tarz şeyler şampuanlarda falan çok döner. 5 farklı marka şampuan. Kimi 2 lira, kimisi 10 lira, kimi 20 lira aslında aynı şampuanı falan koyuyorlar. Hepsi de zaten aynı markanın alt markaları olmuş oluyor falan. Böyle şeyler çok dönüyor pazarlamada. Sonuç olarak ikinci ihtimal de şu. Derya üretti ton balığını paketledi. Dedi ki bunun besin değeri ne? Abi ne bileyim ton balığı işte dedi. Yazdı Dardanel besin değerlerini buraya birebir yazdılar. Çünkü kaloriler aynı. Proteinler aynı. Karbonhidrat aynı. Yağ aynı. Gramı gramına. Bu kadar olmaz yani. Aynı şekilde üretilmesi lazım. Ama bu son ihtimal de olamaz herhalde ya. Bence de olamaz ya. Ulan aynı mı acaba hakikaten Derya şey mi? Enteresan. Neyse biz ona takılmayalım şimdi. Evet. Super Fresh 8 alsın burada. Çünkü Dardanel'le Derya bir tık daha iyi. Onlar da 8.5R. Alsın. İyidir değil mi? Tabii. Aynı her şey aynı çünkü aynı puanı vermemiz gerekiyor. Super Fresh 8 yani. Bunlar da 8.5R. Uyu iyi gideriz da. Şimdi ne kaldı? Ooo toplama aşamasına geldik. Daha. 19. Allah Allah. Aman tanrım. Yine ortalık karıştı. Yine beklenmedik sonuçlarla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman sıcak oldu ha biraz. Vallahi nefes normal alabilirim. Normal şeye dönelim ya. Uşağı. Ah geçti. Ne diyorum? Alev aldım ha. Oraya kocaman bir balık geliyor mesela. Onu kesiyorlar ya böyle. Kenarından mutlaka artanlar oluyor. Onları da toplayıp öğütüp sıkıştırıyorlardır. Bu oluyordur moruk. Ama şimdi sonuçta bir prosesten de geçiyor bu. Bunun içine tuz katıyorlar, bilmem ne katıyorlar, koruyucu, zart, sürt. Öyle yapıyorlar. Ona rağmen sonra yine son ürün birebir aynı besinlerinde çıkamaz. İşlemin de aynı olması lazım yani. Aynı.
Dardanel'le bence Derya Ayan olabilir. Ulan Dardanel bizi koparıyorsa yıllardır. Vallahi billahi ya. Gerçeği su yüzüne çıkarmış olabiliriz. Oğlum bak olabiliriz. De. Wow. Allah tanrım. Adamlar düşünmemiş yani bir anda değil mi? Hakikaten ya. Derya. Dardanel. Vay be harbiden bayağı benziyormuş. Neyse. Şimdi sonuçlara baktığımız zaman arkadaşlar. Enteresan bir şekilde Bim'in ton balığı açık ara farkla burada birinci oldu. Bayağı açık ara yani 9 puan sonucuyla fark. Yani işin garip yanı besin değerinde ikinci olmuşlar. Fiyatta bir. Lezzette bir. Bayağı iyi yani. Çok iyi ya. Direkt ki yani. Fiyat yarı yarıya falan fiyat farkı var. Herkes Bim'e. Daha sonra ikinci marka Pınar olmuş burada. Pınar da yine diğerlerinin önüne geçmiş bir tık. Pınar da iyiydi ama. Ve daha da garibi yılların ton balıkçısı ton Dardanel ton 17 puanla. Super Fresh ve Vatan'la beraber yani şu Vatan'dan düşürelim hocam kanaatten ya. Yani. Onu en son sen bir konuş. Düşürelim şimdi ya. Düşür. Kaç düşürelim? Yani şunu buçuk yapalım. Buçuk yapalım. Tamam oradan 1.5 düşecek. 15.5. Çok da düşüremedik ya. Oğlum neyden? Böyle sanki. Anladın mı? Abi batsın yani anladın mı? Atalım bunu. Evet sonuncu Vatan oldu. Sen yiyecek misin şundan? Bir tat bence. Vallahi tatmam ya. Ne diyorduk beynim yandı ya. Sonuçlar bu şekilde arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda Derya hem ucuz hem besin değeri açısından iyi hem tadını biz beğendik. Hem de Bim her yerde var yani kolayca ulaşılabilir bir marka. Ve diğer puanları da zaten görüyorsunuz oradan kendinize göre tercihlerde bulunabilirsiniz. Tabii olay burada bitmedi hocam. Yani oy belki ama. Vatan'ı biz beğenmedik ama ay, insanlar beğeniyor olabilir. Ama lütfen trollemek için Vatan'a oy vermeyin. Halk oylaması da çok önemli arkadaşlar. Daha önceki bölümlerde de yaptığımız gibi hemen şu yukarı kartlar kısmına anket bırakıyorum. Oradan siz de hangi marka? Bugün sizi aldılar, markete attılar. Tombalı alacaksınız bir tane. Hangi markayı alırdınız? Kararınızı verin, ankette oyunuzu kullanın. Ve anket sonuçlarını bir hafta sonra sabitlenen yorumda açıklıyorum aşağıda. Yorumlar kısmında onu da bulabilecek daha sonra izleyen arkadaşlar. Bu arada bu serinin devam etmesini istiyorsanız abi inanılmaz faydalı. İzlerken işte çok güldüm. Ağzımın suyu aktı falan diyorsanız da lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse bu seri o kadar devam edecek diyebiliriz. Çünkü bir sürü seri var kanalda yani. Hangi birini çekelim diye düşünürken bakıyoruz hangisini daha çok seviyorsunuz. Ondan devam ediyoruz yani. Aynı şekilde kanala abone olup aramıza katılmak isteyenler de şuradaki yuvarlaktan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz. Yok artık. Yok artık yani. Fiyat açısından abone olmak 10 puan arkadaşlar. Bence abone olun yani. Yok artık. Fırsatı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.